Belki bazılarınız biliyordur. Güzel bir avokado yemeği çok severim. Görünüşüne baktığınızda avokadoyu sebze sanırsınız ama aslında bir meyvedir. Şimdi diyelim ki günde iki avokado yiyorum ve bunu altı gün boyunca yapıyorum. Toplamda kaç adet avokado yediğimi hesaplamanın birkaç yolu var. Şöyle diyebilirim. Günde 2 avokado yiyorum ve bunu 6 gün boyunca yapıyorum. Yani 6 adet 2'yi toplayacağım. 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 ve artı 2. Burada 6 adet 2 var ve onları toplayacağım. 2 artı 2, 4 eder. 2 daha eklersem 6, 2 daha eklersem 8 eder. 2 daha eklersem 10 ve 2 daha eklersem 12 eder. Evet, 12. Buraya kadar tamam. Ama bu toplama işlemini daha kolay ifade etmenin daha güzel bir yolu var. Bu yolda bu işlemi bir çarpma işlemi olarak düşünmektir. Matematikçiler 6 adet 2'yi tek tek yazıp toplamak yerine bunu hesaplamanın daha derli toplu bir yolunu icat etmişler. Şöyle demişler. Tamam, birkaç 2'yi toplayacağız. Peki, kaç adet 2'yi toplayacağız? 6 adet 2'yi toplayacağız. Bu yeni işlem için bir de simge icat etmemiz gerekiyor. X harfine benzeyen bu işareti kullanalım. Böylece 6 çarpı 2 işlemi yukarıda yazdığımız bu tekrar eden toplama işlemine eşit olur. O halde 6 çarpı 2, 12'ye eşit olur. Bu işlemi tersten gelerek de uygulayabilirsiniz. Diyelim ki size 4 çarpı 3 kaç eder sorusunu sordular. Şimdi videoyu durdurun ve bu işlemi yukarıda yazdığımız gibi bir tekrarlı toplama işlemi olarak yazmayı deneyin. Evet, bunu yapmanın yollarından biri şudur. Burada 4 adet 3 var. O halde bu işlem eşittir. 3 artı 3 artı 3 artı 3. Evet, 3 artı 3 6 eder. 6 artı 3, 9 ve 9 artı 3, 12 eder. Üçerli sayma işlemini de hatırlıyorsunuz değil mi? 3, 6, 9, 12 diye hemen söyleriz. Aklıma geldi de şunu nasıl hesaplardık? 3 çarpı 4, evet. Videoyu durdurun ve tekrarlı toplama işlemi olarak yazmayı deneyin. Bakalım sonuç ne çıkacak? Bu işlemi de 3 adet 4 olarak açabiliriz öyle değil mi? O halde bu 4 artı 4 artı 4 olarak yazılabilir. Dörderli sayarsak 4, 8, 12 sonucuna ulaşırız. Evet bu eşittir 12. Şimdi bu gerçekten ilginç oldu. En azından bu iki örnekte aynı sonuca ulaştım. 3 çarpı 4 işleminin sonucu ile 4 çarpı 3 işleminin sonucu aynı çıktı. İlginç. Bu her zaman doğru mu acaba? Neyse, bu videodan şu dersi çıkarabiliriz. Çarpma işlemi aslında bir tekrarlı toplama işlemidir.